Bunlar havuzların anaç balıklarıydı. Evet, anaç. Kaç tanesi gitti selde? Hepsi gitti abi, ne kaldı? Ya ne kadar vardı? 500 tane. 500 adet anaç balık gitti. 350 tane dişi, 150 tane erkek. Evet, burası? Burası Gölcük Köyü'ne bağlı, Tekiller Mahallesi'ne bağlı Üyecek Mevki. Ozan Alabalık Üretim Çiftliği. Evet. Ben yıllardır bu işime yetişiyorum. Başka bir gelir kaynağım yok. İşte bu da bu seferki felakette. Gitti bütün emeklerimiz, 140 bin balığımız gitti. Yarısı öldü, telef oldu. Ne kadar borç var mıydı? Borcum var. Finans banka var, 10 milyar, Boeing 29'unu ödenecek. Bir de Halk Bankası'na vardı. Ev kredisi, bir de bireysel bayram kredisi. Hasar tespiti yapıldı mı? Yapıldı. Devlet sağ olsun, Allah razı olsun, geldiler, ilgilendiler, Kaymakam Bey dahil. Ben kendisine görüşemedim Kaymakam Bey'in ama tarım ilçemdeki bütün arkadaşlarımız geldiler, ilgilendiler, sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz devlete ama bu hani yapılacak ki 10 dakikalık bir iş, 10 dakikada benim çiftliğimi elekti yani. Aşırı yağmurdan değil ileri gelen bir afet. Yoksa yağmurda bizim bu ormanda böyle aşırı sel felaketi görmedim ben. 40 yaşıma geldim böyle şey görmedim. Abant yolu üzerindeki Seymen Deresi'nden Abant yolunun kayması ve o derenin Molatça Deresi'ne birikinti yapması, baraj yapması ve barajın aniden koy vermesi bu felaketi getirdi. Tabii aşırı yağmur da var. Yolun da dikliği baz dik de aşırı derecede baraj yapmış ve işte 10 dakikada bitirdi bizi. Derede hep balık oldu sen. Ama öldü, yavrular aldı. Bak bu seneki yavru bu. Bu sene bu porsiyonu olacak. Bundan tahirleri var bak. Buraya gel. Dışından 100-210 gram arası. Satılma hazır. 60 bin buradan gitti yavru. 60 bin burada yavru var. Evet. Devam yap. Başlayayım tabi. Maliyeye var. Maliye borcum var. Ne varsa alıp gitti ya. Yani.